Arkadaşlar şu anda Belarus dağlarındayız ve Hagibagi'nin bana atmış olduğu konuma geldim. Tam olarak Hagibagi bu konum üzerine kaçırılmış. Şimdi sizlerle birlikte Hagibagi'yi kurtaracağız. Kimin kaçırdığını bilmiyorum. Ama Hagibagi darpmak üzerinden belli bir noktaya kadar buraya ulaştım. Hatırlıyorsanız son video Hagibagi ile kavga etmiştik ve üzerine GPS yerleştirmiştim. Bunu bazılarınız fark etti. Bu yüzden diyorum ya, videoyu baştan sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin diye. Hiç lafı gevelemek istemiyorum çünkü Hagibagi şu an kaçırılmış ve benden yardım istiyor. Bunun sonucunda artık Hagibagi ile arkadaş mı oluruz, dost mu oluruz, yoksa en sevdiğim kişi mi olur? Hiçbir fikrim yok. Bana bakın, şu an atış seslerini zaten duyuyorsunuz. Hagibagi kaçmaya çalışıyor arkadaşlar. Onu bugün sizlerle birlikte kurtaracağız. Ben yine bir iyilik yapacağım. İnşallah kurtarabiliriz. Neyse, hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Direkt olaya başlayalım bence. Bakın, çantayı tam olarak yolun tam köşesine koydum. Eğer kaçman gereken bir durum olursa kendimi kurtarmak için çantayı buraya koydum. Direkt kaçabilirim yani. Burada ayak izlerini gördüm arkadaşlar. Bakın şurada bir ayak izi var. Bakın şurada görüyorsunuz, bir ayak izi var. Şurada da var bir tane ayak izi. Bakın şöyle göstereyim size, bayağı bir büyük ayak izi. Kimin kaçırdığını bilmiyorum. Ama benim tahminim, bu tarafa gitmiş olabileceği konusunda bir fikrim var. Şimdi eğer buraya gitmişse Hagibagi'yi bulma ihtimalimiz daha yüksek. Eğer bu yol üzerinden devam etmişseler işimiz biraz zorlaşacak. Ama bak, bir şey diyeceğim, atış sesi şuradan geliyor. Oğlum, Hagibagi'yi bu tarafa kaçmış olmasınlar? Gerçekten çok korkuyorum ya. Başımıza bu da gelecekti. Ama ben Allah'tan başka kimseden korkmayayım. Şu an tek başımayım ve Hagibagi'yi aramaya çalışıyorum. Yalnız dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi, burada bir kapalı bardaklar var. Üstü kapalı bardak. Ve Hagibagi bana oyun oynadığı zaman bunları koyuyordu. Bilmiyorum, girişte başka bir şifre var mı arkadaşlar? Çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Bak, şurada kocaman bir ayak izi var. Ve burada da, abi bir şey diyeceğim, bu ayak izleri yeni ya. Şöyle bakıyorum hemen. Bak, ayak izleri yeni ama taş da düşmüş. Hiçbir fikrim yok gerçekten de. Bu çalların bu şekilde durması zaten dikkatimi çekti. Buradan su borusu gibi bir şey geçiyor. Burayı biraz bir incelemek istiyorum. Lan oğlum, burada kağıt var, ben bunu nasıl görmedim lan? Tam hem de girişte. Şunu açıyorum arkadaşlar, bakın bir şeyler yazıyor oğlum. Hagibagi mi? Abi bismillahirrahmanirrahim, ne yazıyor lan? Doğan, acil beni kurtarman lazım, kaçırıldım. Evet, sana birkaç yerde iz bıraktım. Beni bulursan sana söz veriyorum, zarar vermeyeceğim. Doğan beni öldürecekler. Acil yardım et. Ve Hagibagi'nin imzası görmüş onun üzerine arkadaşlar. Hagibagi muhtemelen bu tarafa kaçmış çünkü bana notu buraya bıraktı. Ama burada da yol var. Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Sizlerle birlikte çok dikkatli bir şekilde... Lan ses geldi. Abi şu taraftan ses geldi. Şu bardakların üstüne bakacağım. Alta bakacağım. Belki içinde bir ipucu falan olabilir. Çok dikkatli izlemenizi istiyorum arkadaşlar. Hagibagi, burada mısın? Şu an ses gelmiyor ama ben az önce şu taraftan bir ses duydum. Umarım Hagibagi yaşıyordur arkadaşlar. Olabildiğince hızlı geldim. Bakın burada bir tane bardak var ve üstüne 20 yazıyor. Bakın görmüş olduğunuz üzere üstüne 20 yazıyor. Altında hiçbir şey yok. Bunlar şifre olabilir arkadaşlar. 20 aklınıza kalsın. Bu tarafa falan bakıyorum. Burada su borusu geçiyor. Abi şurada bir tane bardak var. Şurada da var bir tane. Arkadaşlar bu ne lan? Oğlum burada yemek mi yemişler? Ne yapmışlar? 16 yazıyor bunda da. Bismillahirrahmanirrahim. Gittikçe düşüyor. 4 tane düştü arkadaşlar. 4, acaba bir şifre mi yoksa 20 ile 16'yı mı kullanacağız? Lan oğlum, burada da yemek yemişler. Pisliklerini buraya atmışlar. Tövbe, bak şurada bir tane bardak var ve burada bıçak var. Abi burada bıçak var ve saplanmış bir bıçak arkadaşlar. Acaba bu bize bir yön mü belirtiyor? Bıçağın ucu bu tarafta arkadaşlar. Yani bu tarafta olabilir. Ya da buradan gelmiş, tam olarak bu tarafta da olabilir. Hiçbir fikrim yok ama bıçağın ucu delik ve Hagibagi'nin rengine benziyor. Üstünde Roach yazıyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere çok enteresan. Bu bıçağı yerine koyuyorum. Ne olur ne olmaz burada kalsın. Şimdi abi, 20 ile 16'yı buldum. Burada bir tane bardak var. Dikkatimi çekti. Bir şey diyeceğim. Bence bu taraftan kaçmışlar. Eğer buradan kaçmışsalar burada bir tane bardak bulmamız gerekirdi. Bu yüzden bence Hagibagi bilerek buraya koymuş ve 12. Bunun üstünde 12 yazıyor. Altını çeviriyorum. Hiçbir şey yok ve 12 görmüş olduğunuz üzere bardağın üstünde. Yalnız dikkatimi şey çekti. Üstünde örümcek beni alındı. Ne örümceği lan bu? Sümüklü böcek lan bu. Sümüklü böceklere bayılırım ama şu an aç değilim arkadaşlar. O yüzden sümüklü böceği yemeyeceğim. Ve 12 bizim 3. şifremiz. Yani 20, 16 ve 12'yi buluyoruz. Şu şekilde. Demek ki Hagibagi bu tarafa kaçmış arkadaşlar. Ya da kaçırılmış. Yalnız bu bize bir yapılmış tuzak da olabilir. Aha. Abi aha, bir tane daha çukur. Gördüğünüz üzere bir tane daha çukur. Burada bir ayak izi var görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar. Ve burada yemek yemişler. Hiçbir şey yiyeceğim. Abi tuzak olmasın bu? Silah sesleri sürekli gel. Arkadaşlar bu tarafa mı gidelim ya? Abi adım başı silah sesi geliyor. Vurulmayalım. Arkadaşlar bu tarafa doğru gidiyoruz. Videoyu başından sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemeni istiyorum. Burada. Abi ben korkmaya başladım yavaştan. Acaba bu tarafa... Ah! Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Orada bir tane kovan. Orada bir tane kovan arkadaşlar. Bu da sizlere kanıtı işte. Silah sıkıyorlar burada. Ve burada bir tane şifre de olabilir. Bak, yeni sıkılmış. Yeni olduğunu buradan anlayabiliyorsunuz. Gıpgıcır. Ve bu da tam olarak buraya düşmüş. Böyle görmüş olduğunuz gibi. Bak, 12 yazıyor arkadaşlar. Üstüne 12 yazıyor. Bir şey diyeceğim. Bu tarafa kaçırmamıştır değil mi? Eğer ama bu tarafa kaçırmış olsa bu bardaklar orada bulmayız. Bence bu tarafa doğru gitmemiz gerekiyor. İnanılmaz heyecanlıyım. Şu Hagibagi illetini bulalım. Ve Hagibagi ile dost olmaya çalışalım. Gerçekten çok merak ediyorum. Abi inşallah başına bir şey gelmemiştir ya. Çok korkuyorum.
biliyor musun arkadaşlar? İnşallah başına bir şey gelmemiştir. Eğer zaten başıma bir şey gelirse bu videoyu yayınlayamayacağım. Bilin ki bu videoyu yayınladıysam başıma bir şey gelmemiştir. Şimdi buralar bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz üzere kayalık var burada bir tane. Yukarı çıkıyorum yavaştan yavaştan ve bak su borusu hala takip ediyor bu tarafı. Lan burada başka bir yol daha ayrılıyor ama biz Merve'yi burada görüyoruz. Kovanı burada görüyoruz. Demek ki bu tarafa doğru devam etmemizi istiyor. Bunlar ne? Abi bunlar ne? Ses, ses geldi. Arkadaşlar duydunuz mu? Sesi duydunuz mu? Saklansak mı bir yere lan? Orada kaçtı. Abi Hagibagi gördüm. Hagibagi ya şu arkadaşlar. Ve çok yakınız şu an. Bakın. Bakın gördüğünüz şey olduğunu gibi. Bak yumurta kırılmış şurada da. Abi bir şey diyeceğim. Bunlar ne yalnız? Bunlar ne olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Eğer bunun ne olduğu konusunda bir fikriniz varsa yorumlara yazın. Bakın şu an elimde tuttum. Şu an sizlere gösteriyorum. Ah bakın. Böyle bir şey var. Bu ne meyvesi abi? Börtlen desem börtlen değil. Zeytin böyle olmaz. Fıstık da böyle olmaz. Abi ne lan bu? Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar yakından. Çok değişik bir şey. Ben bunu atıyorum. Bu tarafa doğru devam ediyoruz. Çok ama çok dikkat zindeki fecalisi. Şu an korkuyorum. Bak orada su şişesi var bir tane. Burada bir tane kaya var. Devam ediyorum abi. Zaten çantamız orada. Başımıza bir şey gelirse hemen kaçacağız. Bismillah. Sen kimsin? Ses. Şuradan gel ses. Duyuyor musunuz? Arkadaşlar duyuyor musunuz? Kimsin? Kaçtı. Çalı kıpırdıyor. Bak bak. Bak şurada bir şey kaçıyor. Görüyor musunuz? Çalı kıpırdıyor zaten, görüyorsunuz. Arkadaşlar yavaştan yaklaşıyoruz oraya doğru. Abi yavaştan yaklaşıyoruz. Niyetim şarşoy değil, dükkümank değil, bir varip bir bozak değil. Hagibagi'yi alıp kaçacağım buradan. Sana zarar vermeyeceğim. Anlaşabiliriz. Sana bir şey diyeceğim. Ne? Ulan seni görüyorum. Bana doğru ilerle çabuk. Peki neredesin? Yolu üzerinden devam etsin. Ama dikkat et, ünlü tuzaklar çıkıyor. Geliyorum. Arkadaşlar duyduğunuz üzere bu yol üzerinden devam edeceğiz. Ama tuzak mı değil mi? Ayağım acıyor şu an. Lan burada ip var. Abi görünmez ipler var burada. X-ray'la görebiliyorsun sadece. Tuzak bu. Bu tuzak. Bu tuzak ama Hagibagi'nin kurduğunu düşünmüyorum. Demek ki buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Çalılar görüyorsun arkadaşlar. Bakın dikenlere. Şöyle görünmez ipler var burada. Eğer buradan devam etseydik patlayıp ölebilirdik. O yüzden dikkatli bir şekilde buradan geçiyoruz. Ve geçtim. Bak burada bir tane daha oluşmuş yalak var görüyorsunuz. Hayır küfür etmiyorum. Bu gerçekten bir yalak. Ve buradan devam edeceğim arkadaşlar. Domuz falan çıkmasın karşımıza. Baba, bak, görüyor musun? Bismillahirrahmanirrahim. Niyetim şarkı değil, yükümanlık değil, bir bozmak değil. Hagibagi alıp geçeceğim buradan. Başıma bir şey gelmesin. Şuranın altına bakıyorum. Bak, kuyu var orada. Görüyor musunuz? Arkadaşlar, kuyuya mı gitsek acaba? Abi. Kuyuya mı gitsek? Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar, çok korkutucu değil mi? Bu taraftan devam mı etsek? Hey! Biri var mı? Az önceki sesi duydunuz değil mi? Bak. Şurada bir oyuk gibi bir şey var. Ve şurada bir tane kuyu gibi bir şey var. Görüyor musunuz? Tam olarak oraya gideceğiz arkadaşlar. Ve bunun arkasında hiçbir şey var mı bilmiyorum. Tam devam ediyorum buradan şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Şurada da... Orada başka bir alan var. Mağara gibi. Devam et. Ses geldi. Ses geldi. Duydunuz mu? Bismillahirrahmanirrahim. E nereden geçeceğiz? Şimdi buradan mı geçeceğiz? O abi korkuyorum ya. Tam olarak şuradan geçelim ya. Evet buradan geçiyoruz arkadaşlar. Artık başımıza ne gelirse bilmiyorum. Tam olarak yeri orası. Ve geldim. Görmüş olduğunuz üzere. Şu an kuyunun önündeyim. Şimdi yavaş yaklaşıyorum. Ve arkadaşlar kuyuyu görüyorsunuz. Şu an kuyunun önündeyim. Şu ne lan? O ne lan? Oğlum orada ölü bir şey var. Daha fazla göstermeyeceğim. Belki ihtiyar yiyebilirim o yüzden. Dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Bak burada bir tane yol var. Görmüş olduğunuz üzere. Ben bu yolu daha önce görmedim. Yine silah sesleri geliyor. Başımıza bir şey gelmeden buradan devam edelim bence. Hagibagi. Sesime doğru gel. Arkadaşlar Hagibagi'nin elleri bağlı. Bu yüzden rahat rahat gelemiyor. Ayakları da bağlı olabilir. Ama ben kaçarken gördüm. Yani bu yol üzerinde olması gerekiyor. O yüzden ama korkuyorum. Çünkü kaçıran kişi gerçekten sıkıntılı bir varlık. Ve Hagibagi'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyorsun arkadaşlar. Kolları bayağı bir uzun. Eğer kolları hareket etmezse zaten bir gücü kalmıyor ortaya. O yüzden kollarını bağlamışlar diye düşünüyorum. Aha. Ve geldiğimiz nokta burası. Ve geldiğimiz alan burası abi. Abi şuradaki Hagibagi değilse ben de Doğan değilim. Şimdi gidip onu kurtaralım mı? Arkadaşlar ben yürek yedim. Onunla da dost olmak istiyorum. Gidip Hagibagi'yi kurtarmaya. Hadi gidiyoruz.
çok dikkatli zindeki becerisi. Eğer başıma bir şey gelirse kesinlikle bana yardım edin, tamam mı? Gidiyorum şimdi. Hagi vagi. Bak, senin yanına geldim. Eğer bir yanlışını görürsem seni çakmağımla yakarım. Bak, elinde çakmağım var. Görüyorsun değil mi? Çakmaktan çok korkarsın sen. O yüzden bana bir şey yapmayacaksın. Arkadaşlar, sizin için Hagi vagi ile dost oluyorum. Sakın bana yaklaşma. Orada kal, tamam mı? Bak, sana bir şey yapmayacağım. Şimdi yavaştan kaçıyorum. Seni kurtardım. Seni dost olmak istiyorsan seni dost olabiliriz, tamam mı? Hatta gideriz bugün akşam yemeğini ben de yeriz. Hadi Hagi vagi. O zaman yarın görüşürüz. Akşam ben şu an korktum, benden hoşlarım. Yarın seninle görüşeceğiz. Haberin olsun. Ara telefonlarıma bak. Öptüm, bay bay. Ve Kiss Me Easy kardeşi, onu bana yayarsan çok sevinirim, mutlu olurum. Zor bela da olsa Hagi Bagi'yi kurtardım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben çok iyiliksever birisiyim. Onu öldüremem, ona zarar veremem. Ve Hagi Bagi'yi kurtardım. Onu kurtardığım için bana Kiss Me Easy ayarlar mı ayarlamaz mı, orası artık kaldı. Bilmiyorum, Kiss Me Easy'yi de çok seviyorum. Eğer bu videoya 24 saat içerisinde 5000 like gelirse beni çok mutlu edersiniz. Ve 5000 like gelirse Kiss Me Easy'ye evlenme teklifi edeceğim. Sizlere sözüm olsun. O yüzden bu videoyu gözlerimi kapatıyorum ve like bombanızı bekliyorum arkadaşlar. Like. Evet, gözlerimi açtığıma göre like attığınızı düşünüyorum. Ve kartlardaki videoya da tıklayıp izleyebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum diye gebelçesi. Bunu unutmayın ve her zaman yanınızda. Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Dogan Goku'su yazarak. Hoşçakalın, sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.